Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Adana böreği tarifi vermek istiyorum. Reklamlarda ve börekçilerde gördüğümüz, ağzımızın suyu aka aka izlediğimiz böreği evde kendimiz de yapabiliriz. Üstelik bu böreğimiz fırında pişmiyor, ocağın üzerinde pişireceğiz. Şimdi yapımına geçelim. Toplamda 20 adet baklavalık yufka kullandım. 10 tanesini alt tabanına. Öncelikle tepsimizi yağlayalım. 10 adet yufkamızı bu şekilde teker teker yağlayarak tepsimize yerleştirelim. Bir tepsi börek için 250 gram tereyağı kullandım. 10 adet baklavalık yufkamızı tepsinin içerisine yerleştirdikten sonra sosumuzu hazırlayalım. 1 su bardağı süt, 2 adet yumurta, yarım tatlı kaşığı tuz ekleyip güzelce yumurta çözülene kadar çırpalım. Bildiğiniz gibi Adana böreğinin dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık oluyor. Şimdi ise yumuşak olması için 2 adet normal yufkamızı hazırlamış olduğumuz sosun içerisine küçük parçalar halinde bölerek sosa daldırıp baklavalık yufkanın üzerine yerleştirelim. Her iki yufkamızı da aynı şekilde sosa daldıralım. Kesinlikle yufkalarda kuru bir yer kalmasın. Hepsi sosla buluşmuş olsun. Şimdi ise böreğimizi dilimleyelim. Ben küçük kareler halinde dilimledim. Dışarıda aldıklarımızın, yediklerimizin aynısı olması için. Zaten bu böreğin özelliği de küçük küçük dilimlenmesi gerekiyor. Böreğimizi dilimledikten sonra peynirimizi hazırlayalım. 300 gram peynir kullandım. Bir kısmı kaşar peynir, bir kısmı evde kendim yapmış olduğum künefelik peynirden kullandım. Peynirin linkini yukarıya bırakıyorum. Dilerseniz oradan izleyebilirsiniz. Dil peyniri ve kaşar peyniri karışık da kullanabilirsiniz. Yani bu böreğin içerisinde sünen bir peynirin olması gerekiyor. 300 gram peynirimizi eşit şekilde her tarafına yerleştirdikten sonra tekrar geriye kalan 10 adet baklavalık yufkamızı teker teker yağlayarak yerleştirelim. 10 adet baklavalık yufkamızı yerleştirdikten sonra en üst kısmını kesinlikle kesmiyoruz. Rahat çevirebilmek için. Çünkü bu börek fırında değil ocağın üzerinde pişecek. En üst kısmını da yağladıktan sonra tepsimizi ocağın üzerine alalım. Kısık ateşte sürekli tepsiyi çevirerek pişirelim. Özellikle ilk başta yan kısımlardan başlayalım. Çünkü orta kısmı çabuk pişiyor. Ara sıra bir spatula yardımı ile böreğimizin taban kısmını kontrol edelim yanmaması için. Adana böreğimizin taban kısmı kızardıktan sonra tepsimizi ocağın üzerinden alalım. Peynir yanlara hafifçe kaydığı için bir bıçak yardımı ile ufak çizikler atalım. Ve sonra aynı büyüklükte bir tepsiyle kapatalım. Böreğimizi ters çevirelim. Şu anda böreğim muhteşem gözüküyor. Ters çevirdikten sonra tekrar aynı tepsinin içerisine alalım. Tepsiyi yağlamaya gerek yoktur. Çünkü yeterince yağ kullandık. Böreğin alt kısmı yani şimdiki taban kısmı daha hızlı pişiyor. Başından ayrılmayın. Hızlı hızlı yani 30 saniyede bir tepsinin yerini değiştirin. Böreğimizin taban kısmını kontrol edelim. Bu şekilde kızarmışsa eğer tepsimizi ocağın üzerinden alalım. Dışarıda bir porsiyona verdiğiniz para ile evde bütün aile yiyecek kadar bir börek yapmış oluyorsunuz. Yani kocaman bir tepsi börek çıkmış oluyor bir porsiyon fiyatına. Bugünlük benden bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın.